Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de Karabük'teyiz inşallah. Hilmi abime misafir olduk. Şöyle söyleyelim, misafir olduk derken Saadet Yezgin'in kontrolü vardı. Onu doktora getirdim. Onları şimdi bir gelinimiz var biliyorsun Safranbolu'da. Onları evine bıraktım. Tahliller çıkınca da Hilmi abim de sağ olsun daha önce bize geldiydi. Allah razı olsun. Siz gibi değerli bir takipçimiz. Ben de o evime misafir olduk. Şimdi yemeğimizi yedik. İnşallah balkonunda çay içeceğiz. Sohbet, muhabbet. Hilmi abi ne iş yaptığını bahsetmek ister misin yoksa keyif var mı? Var, ben kısaca bahsedeyim. Ben Hilmi Öksoğlu. Karabük'te hem gaziyim hem şehit torunuyum hem aynı zamanda Karabük'te şehit aileleri dernek başkanlığını yürütüyorum. Evet. İşte geçen sene size geldik. Allah razı olsun. Orada bir de çekmişsin değil mi? Şimdi de tam düştüm. Vallahi hatırladım. Sizin samimiyetinize güvendik. Eyvallah. Vallahi razı olsun. Bir arkadaş olduk. Dost olduk. Eyvallah. Akraba olduk. Safranbolu, Kastamonu. Sonuçta ikisi aynı yöre sayılır. Evet. Zaten biz de Kastamonu'dan ayrılmayız. Yani Safranbolu eski Osmanlı devrinde. Evet. Kastamonu'yla beraberiz. Yani buradan Üsküdar'a kadar. Kastamonu. Öyleymiş evet ya. Doğru. Safranbolu da eski bir şehir. Evet, çok güzel. Hatta gezdiniz, gördünüz. Bana çok güzel arkadaşlar. Ben şimdi Külahlı'ya gelmek istedim. Annem ama arabada yer sıkıntısı olduğu için hem de uzak. İnşallah bir daha gelişimizi onunla da getireceğim. Gerçekten de ben arabayla biraz şöyle gezdim. Az biraz görüntü de aldım. Ya yani hayran kaldım. Güzel böyle eski o şeyler var. Neydi o baltalar falan var ya abi. Bakırcılar mı diyorlar? Bakırcılar çalıştı. Evet. Gerçekten de harika, çok güzel. Safranbolu gerçekten. Biliyorsunuz zaten Safranbolu övmeye gerek yok. Zaten insanlar biliyor. Evet. Yani sizler de inşallah bekleriz Safranbolu'yu. Değil mi abi? Ne diyelim? Safranbolu aynı zamanda dünya miras kenti. Koruma altına alınmış. Eskiden ticaretin merkezi. Burası değil mi abi? Evet. Mesela Karabük Safranbolu'nun bir köyüyken şu an Karabük ili oldu. Kastamonu'dan nüfus olarak. Merkezi nüfus olarak büyük. Evet. Dediğiniz gibi hani bir sanayinin gelmesi, demirçeliğin kurulması Karabük'e. Evet. Evet. Bu yöreyi canlandırdı. Yani Karabük'te Kastamonu da çok. Yani Türkiye'nin her yerinde insan var. Bugün özellikle araç tarafı hep Karabük'te çalışıyor. Değil mi abi? Evet. Araç tarafı olsun. Çatalzeytin'den de gelen var. Hatta Çatalzeytin'den mahallesi var. Yani. Evet. Yani çok Kastamonu'nun güzel. Her yerinde insan var. Çok güzel abi. Ben, inşallah. Allah razı olsun. Geldiniz. Bizi sevindirdiniz. Ne mutlu bize. Vallahi karnımız doyurdu arkadaşlar. Vallahi. Doğru. Allah ne verdiyse yedik içtik. Şimdi inşallah balkonda şöyle bir çay safhası yapacağız. Doğru. Ondan yani sonra Saadet Yengim almaya gideceğim inşallah. Oradan hastaneye gideceğiz. Tahlilleri göstereceğiz. Burada inşallah Hilmi abim diyor, neydi, Safranbolu lokum değil mi? Safranbolu lokum alacağız. Lokum var, oradan lokum alacağız inşallah. Az buçuk çekimlerimize devam edeceğiz. Bizi doğru. Seven sayan herkese selamlar, saygılar sunuyoruz. Arkadaşlar bak, Hilmi abim. Mavi yumurtlayan diyor ya. Arkadaşlar bak, Hilmi abim burada balkonda çiğci de besliyor. Mavi yumurtlayan türündenmiş arkadaşlar bunlar. Abi bu sen şey olarak mı besliyorsun, ne diyorsun ona, hani hobi olarak mı yoksa yumurta? Yok, şimdi arkadaşlar bunlar tavuktan çıktılar. İki tane tavuktan az çıktığı için birinden 3 çıktı, birinden 5 çıktı. Tek tavukta birleştirelim dedik. Ha. Tamam, bir arkadaştan aldım. Benim 3 tane çıkmıştı. Öbür arkadaşım 5 tane. Ama akşam geç vakitte karanlıkta tavuğun altına bıraktık. Sabah baktık ki beyazları dalıyor tavuk. Ha. Yani kabul etmiyor. Evet, o yüzden burada biraz daha büyüsün diye. İyi abi, güzel maşallah. Sonra diğer cinslerle birleştireceğiz. İnşallah. Ne oldu oğlum? Eymanlar arkadaşlar, hiç durmuyor. Şöyle manzarayı göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hilmi abinin. Burası Safranbolu. Burası Safranbolu Esentepe Mahallesi. Esentepe'de. En yüksek mahallesi. En yüksek mahallesi olarak şu an Esentepe'deyiz. Burası artık Safranbolu'nun yeni şey oluyor değil mi abi? Yerleşkesi. Yeni yerleşkesi. Yeni, evet. Evet. Vallahi bayağı çıktım arkadaşlar. Ben arabayla geldim yani. İşte eskiden Safranbolu'da, eski çarşıda kışın oturuyorlarmış. Yazın da bunlar da bağ bahçelerini yapmak için buraya çıkıyorlarmış. Şu Keltepe'de tam karşısı Erkan Hocam. Ne abim? Tam karşı tepe şu an. Şurası. Evet. Kayak merkezi var ya Keltepe. Orası ha, yüksek yerde değil mi abim? Arkadaşlar biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi Safranbolu'ya gelince Safranbolu lokumu yemeyince olmaz. Gördüğünüz gibi maşallah çok güzel lokumlarımız. Bol çeşit, bol malzeme. Gördüğünüz gibi Safranbolu'da sizler de geldiğiniz zaman lokumlarımızdan tadın, buyurun, afiyetle yiyin inşallah. Bu ne abim şimdi? Safranlı abi. Bu safranlı. Aynen. Bu fındıklı. Klasik safranlı lokum. Klasik lokum, evet. Hindistan dövüldü fındıklı. Evet abi, buyurun, şekerlerimiz arkadaşlar. Bir sürü seçenekler.
Biz de gelmişken bir kutu çay alalım belki değil mi? Ha, giderken götürelim. Tek götürme geçer değil mi abim? Evet abi. Biz de bir şey yapıp alalım inşallah. İlma. Tamam abi inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah gelmeye geleceğiz inşallah. Ayağınıza sağlık. Eyvallah inşallah. Şimdi acele gibi geldik. Tamam. Bir dahakine ailece geleceğiz. O zaman Safranbolu geleceğiz kardeşim. İnşallah.
Thank you.